Herkese merhaba. 7 Mayıs 2019'da Mustafa'yla Mustafa'nın evinde bir video çekmiştik. Mustafa artık yoruldu, kanalı bana bırakıyor. Şimdi burası da Mustafa'nın yazdığı. Biz hazır Bursa'ya gelmişiz. Dedi ki, abi dedi Wagyu var dedi, Pikaye var dedi. Aynen. Kaçar mı? Hem de bu manzarada. Ama ben vallahi de billahi de buraya Mustafa'dan çok kimin için geldim? Hacı Baba için geldim yani. Hacı Baba'yla yemek yemek için geldim. Bu sefer biz oturacağız, şurada bekleyeceğiz her zaman gibi Mustafa'yı. Mustafa coşacak abi. Eyvallah. Çünkü abi, onun adı mangal psikopatı. Yani bu işin zirvesi. Kabul ediyoruz. Herkes kabul ediyor. YouTube'da evet, bu işin zirvesi. Söz onun artık yani. Eyvallah abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar, bugün sürpriz bir konuğumuz var. Kendini zaten tanıyorsunuz. Suat abi Bursa'ya geldi. Zaten dediği gibi eskiden bir videomuz var. Onun dışında da uzun zamandır da bir arkadaşlığımız, dostluğumuz da var. Bursa'ya gelmişken de bir etimizi yemeden yollamadık. Bugün gerçekten özel bir et var. Yani Suat abinin de şansına, aslında Suat abinin geleceğinden haberim yoktu. Sürpriz evet, oldu ama şansına bugün Wagyu pikanya var arkadaşlar. Öyle böyle değil. Abi bir şey soracağım. Kaç para kilosu? Söylemiyorum. Ben söyleyeyim. Yani bu ortalamada bir etin kilosu 1500-2000 bandındadır yani. 1800. Hacı baba paracı orada. 1800'müş. 1800 lira. Yani şimdi bunu kaçıramazdık ya. Suatçım, ben devreye girebilir miyim? Buyur babam. E bak. Gel baba, baba gelsin. Buyurun baba. Ben şimdi doğruyu söylerim. İkinizin de kasabı fark et. Kral. Bak kardeşim, ben hakkını veririm insanın. Kardeşime selamlar buradan. Hanifi'ye. Hanifi kardeşime canımız selamlar. Canımız yani. Aynı zamanda hanımına da, beni çok güzel ağırladı orada. Ona teşekkür ediyorum. Bir numarası. Bir numarasın Hanifi. Ben bir teklifte bulunsam. Hacı baba biz seninle video çeksek mi? Bırak Mustafa. Ya et nereye kadar baba? Ben Türkiye'yi geziyorum. Ya müsaade etmiyor bana. Evet tam ya. Ama şimdi kardeşim yani bak bunları sakın kesmeyin. Öyle ya bu adamı ben nasıl güzel insan kardeşim istemiyorum diyorum. Adam da istemiyorum diyorum. Adam telefondan abi etini al diyor. Böyle güzellik olur mu? Çok kraldır ya. Evet. Bu arada Hanifi, bu etin kilosu 1800 lira arkadaşlar. Bu arada Hanifi bizim bütün öğrenci evlerinin etlerini de verir kardeşim. Bak Allah razı olsun. Yani hiç Hanifi seni buraya da bekliyoruz inşallah. Hanımımla bir gün bekliyoruz. Baba sen gel de bir şey konuşalım. Hadi geleyim. Arkadaşlar bunlara kalırsak akşama kadar bitmez bu video. Biz isterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle göreceğiniz gibi 10 numara bir pikanyamız var. Ben birazcık az önce Suat abinin canlı yayınında temizledim eti. Şöyle gördüğünüz gibi dışındaki zarını falan aldım. Ama yağ tarafına asla dokunmadık. Bu çok kıymetli bir yağ çünkü. Şimdi daha önce bunu her pikanyada anlatıyorum ama belki ilk defa bu videoya denk gelenler olur diye yine anlatacağım. Pikanya sokumdan çıkan bir et. Contour Noir'ın alt ucu. Yani normal şartlarda çok kıymetli denecek bir et değil ama buna Brezilyalılar tabiri caizse tapıyorlar. O kadar çok seviyorlar bu eti. Bunun iki çeşit yapılışı var. Aslında üç çeşit var ama temeli iki çeşit. Bir tanesi bizim bugün yapacağımız gibi hani böyle döner mantığında Brezilya döneri diyebileceğimiz şişte. Bir de steak şeklinde. Şimdi bu etin şöyle gördüğünüz gibi bir lif yapısı var. Şu an gayet net bir şekilde gözüküyor. Nasıl yapacağınıza göre eti ilk başta kesimini buradan başlamanız gerekiyor. Yani biz bugün steak olarak yapmayacağız. Steak yapacak olsaydık o zaman bu şekilde kesmemiz gerekiyordu. Bittiğinde de bu şekilde dilimlememiz gerekiyordu. Ki lifler kısa kısa olsun, bir finalde daha yumuşak yiyelim. Şimdi biz bugün finalde keseceğimiz şekil bu olacağı için bunu bu şekilde keseceğiz. Şişlere bu şekilde bükerek takacağız. Daha sonra da yanlardan tıraşlayarak gideceğiz. Şimdi şöyle kalın parçalar şeklinde eti kesiyorum. Bu arada yağ dağılımını gör. Abi gör. Bu nedir Mustafa ya? Yardan mektup numara abi. Vallahi böyle gerçekten acayip bir et. Şimdi yine aynı şekilde şöyle. Arkadaşlar bunları şu şekilde
büküp takacağımız için. Şimdi ne oldu? Bizim lif yönlerimiz bu şekilde kaldı. Bıçağı şöyle kestiğimiz zaman incecik incecik kısa lifler şeklinde etlerimiz olmuş olacak. Evet, şöyle etlerimiz hazır. Kömürlerimiz hazır oldu. Şöyle kömür sepetlerine aktarıyorum. Şöyle kömürleri iki tarafa ayıracağım. Şöyle biri sağa, biri sola. Tamamdır. Şimdi etlerimizi ayarlayabiliriz artık. Evet arkadaşlar, şimdi az önce dediğim şekil etlerimizi bu şekilde buradan batırıyorum. Şöyle bir U gibi. Şöyle geçiriyorum şişe. Aynı şekilde bunları da böyle hepsini şişe takalım. Evet. Sen meşhur pazunu ver yine. Meşhur pikanya pazu. İki sene önce yine burada çekmiştik bundan. Evet, etlerimiz hazır. Buna sadece kaya tuzu vuruyoruz veya deniz tuzu fark etmez. Sadece tuzluyoruz, ateşe geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi dışında şöyle güzelce tuzluyoruz bunu. Aynı şekilde arka tarafında tuzlayacağız. Ondan sonra da ateşe geçebiliriz. Mustafa, ne evet yaptın abi? Böyle şişlere geçirdin. Aynen. Sonra üzerine sadece tuz koydun. Aynen. Mangalın aynen. Sistemi de böyle. Biliyorsun mangal psikopatı olduğu için. Şimdi bu aletler abi. De onun kendi aleti. Buradan düğmeye basınca çevirecek. Ben de aynen. Baraj açılışı yapar gibi. Evet abi, aç bakalım. Açıyorum. Eyvallah. Aynen. Olay budur. Şimdi bir süre bu şekilde dışları kızarana kadar bekleteceğiz. Bu arada bak bu kendi dönüyor. Şuna müdahale etmemiz gerek. Evet arkadaşlar, birkaç dakikadır pişiyor. Şöyle bir bakalım. Biraz daha var sanki. Ne Suat abi, ne diyorsun? Var var. Biraz daha dursun değil mi? Şu özellikle şu yağ kısmı böyle koyu kahverengi olması tamam, lazım. Tamam, iyice. Biraz daha devam ediyoruz. Etin yağına bakar mısın? Mangalı kudurttu mangala. Mangal tutuştu. Evet, şöyle açıyoruz. Yağlar artık içeride alev yapmaya başladı. Daha fazla tutmayalım. Gayet güzel kızardı. İlk tıraşlamayı yapabiliriz artık. Etimizi alıyoruz. Evet, bakacağım şöyle. Keser misin? Benim ne yaptım Mustafa? Estağfurullah abi, ne demek ya? Buyur, bekliyorum. Ben yerim abi, ben yiyeceğim. Evet abi, şöyle bismillah bir girelim evet. Bakalım. Şimdi siz, yavaş yavaş. Siz tuta tuta şöyle düşün. Kimya lan kimya. Hocam bir şey söyleyeceğim. Tut tut tut. Yavaş tut. Dağılmasın. Kimya kimya, yere düşerse mahvolurum. Şöyle. Anam benim be Suat. Tut. Öf 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 tut, öf, tut, öf, tut. Öf öf öf. Şimdi oo. İlk kat. Evet tutun 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 tutun. Tutun tutun. Geldim abi. Evet, hemen yerde. Bu çok başka bir alan. Daha tahtayı görmedi ki bu etler. Ali. Ali. Şunu bir atar mısın ağzına abi? Atacağım abi, atacağım. Sen devam et, atacağım. Evet beyler. Aa, şimdi baba. Şuradan. Can tut abi. Aldım abi. Tut 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 tut. Etler kıymetli. Abi şu. Tut 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 tut. Abi. Dur şimdi orayı da al. Tamam. Bunu atsın da. Heh. İkinci kesimi çok lezzetli oluyor. Aynen abi. Şimdi ikinciyi de keseceğiz. Oğlum şurayı bir şey yapayım. Şurayı da alın. Şurayı da alın. At ağzını hemen. Evet. Yerini de keselim bari. Bu nedir ya? Şimdi ilk kesim. Abi şurayı bir çekebilir misiniz lütfen? Bak şuran nasıl sızıyor. Abi böyle bir şey yok ya. Ya oğlum şelale mi lan bu? Şöyle bir sıra daha kaldıralım. Şimdi sen de mi alışmışsın? Ben burada birisi evet diyor. Al kardeşim. Oğlum şöyle. Yağından da ver ya. Kes. Öyle yeme be oğlum. Tamam. Yağ verme öyle ya. Ya yağından gitsin ya. Bunun içi de yağlı. İçi de yağlı. Rahat ol sen. Rahat ol acım. Acıcım aman amcam. Aman amcam. Yanaşma fazla. Şöyle bir düzleyelim. Yok abi şöyle bir tıraşlayayım şurasını. Evet. Evet. Abi bak. Bak. Suat. Şimdi hemen arkaya çevirelim. Ben böyle bunları ziyan etmek istemiyorum. Bunun suyu da para abi. Para mı? Servet akıyor burada. Servet akıyor ya.
Evet beyler. Babacım evet onu. Şöyle. Evet. Evet abiciğim buyurun. Abi bunun yağı. Buyurun buyurun. Olayı bence bu şu yağında. Evet. Abi acayip ya. Yağ yağı, bildiğin yapıya gidiyor ya. Yağı çünkü çok farklı bir aroma abi. Şöyle. Hem düzleyelim de ikinci çok kesimde ya. Daha da iyi olur. Abi dediğim gibi normalde bunu hani küt yağıyla et verirler. Et daha kuru olur diye. Evet. Bunun sadece et kısmı da o kadar sulu ki yani. Aynen İki abi. Yağ dolu çünkü. Bak, bir de bak ilk başta bahsettiğimiz konu arkadaşlar bakın. Şimdi etin bak hiçbir direnci yok. Yani bu ilk başta bahsettiğim kesim yönü noktası burada çok iyi devreye giriyor. Bizde abi Suat bizde evet. İlk defa milli oluyoruz. Ali baba yalnız servet akıyor bu. Ekmek İçim gidiyor. Ama. Vallahi ekmek ama yemiyorum diyetteyim. Tamam ben diyetteyim. Ben de diyetteyim. Ama ben yerim. Tamam sen yersin. Gel amcam gel ye gel. Gel koçum gel. Arkadaşlar gel kardeşim. Abi biraz yorum yapayım. Abi anlatayım. Vallahi ben ucundan bir lokma tadabildim ama muhteşem gerçekten. Ben de öyle. Çok ya şöyle. Evet ya çok güzel ya. Değil hakikaten mi? Çok güzel. E tabi burada Mustafa unsuru da var. Estağfurullah. Aynı eti, ben de hiçbir şey yok. Ben şaka yapmıyorum. Aynı eti ben belki evde yapsaydım. Ya bunun yarısı kadar lezzetli olmayabilirdi. Estağfurullah. Et çok kıymetli. Bir, zaten bir etin bir şeyi var ya dağılım var ya. %40 et güzel olacak. %40 et iyi pişecek. %20'si de muhabbetle yenecek abi. Harika bir etti. Mustafa'cığım eline sağlık. Afiyet olsun. Yine bizi misafir ettiniz. Biz yakında Hacı Baba'yla yeni bir YouTube kanalı açıyoruz. İkimiz. Hacı Baba'yla doya doya. Eyvallah. Orada bekliyoruz. Bak. Oğlum bu da bir meziyet. Bak. İsim babasına bak. Bak bak bak. Bak. Nasıl? Bak bak. Doya doya bak. Eyvallah babaya. Mustafa eline sağlık oğlum. Afiyet olsun. Harbiden şimdi, çok güzel olmuş. Bunu arkadaşlar tekrar koyuyoruz. Devam. Bu döner gibi tekrardan şimdi biz çok kırmızı güzel kısmına olmuş. Ulaştık. Bir saniye. Bir saniye. Arkadaşlar biz bunu biliyorsunuz. Ben yani bunu bu arada koyayım sen konuş baba. Bu her zaman yapılan bir şey değil. Sağ olsun. Hanefi yaş günü olarak bunu Mustafa'ya yollamış. Hanefi aynen. De kim? Hanefi. Sağ olsun. Hanefi bizim. Fark et Hanefi. İstanbul'da kasabımız. Herkes tanıyor artık ya bu Hanefi. Hanefi. Allah razı olsun. Güzel bir çocuk. İyi bir çocuk. Böyle. Tabii çocuk diyorum ben bana göre yani. Şey. Sen diyorsan doğrudur. Kendisini seviyoruz. Allah razı olsun. Aynen de kesesine bereket diyoruz. Eyvallah. Arkadaşlar benim 2 gün önce doğum günümdü. Hanefi abi sağ olsun bu eti hediye olarak yollamış bana. Çok teşekkür ediyorum buradan kendisine de. Ama böyle dostlarla beraber yemek bana bir kat daha lezzet verdi. Açıkçası çok çok memnun oldum. Ayağınıza sağlık. Abi, şeref verdiniz. Eline sağlık abi. Gerçekten yani çok çok keyifli oldu bizler için. Ben de belki biraz video dağınık olmuştur ama hiç önemi yok. Abi, kusura bakmayın birazcık. Yani böyle bizim kanalımız, bugün Hacı biraz Baba'yla, dost ortamı Hacı oldu Baba'yla yani. Hacı Baba'yla bizim kanalımız daha derli toplu. Baştan söyleyeyim yani. Kendinize iyi bakın. Allah'a eti tekrardan abi. Koyduk. Artık abi. Biz devam edeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi Allah'a emanet olun.